Pazartesi, salı sabah 8, akşam 5 amele gibi hastanedeydim hocam. Çarşamba sabah 8, akşam 5 dersim vardı. Nasıl söyleyeyim? Bak burada çok şaşıracaksınız, onu söyleyeyim. Sonra bir başladık. 458. olduk. 196. da branş. Branş'ta da 196. Ama bu %49'luk başarınında %30'u abimdir. Abime de teşekkür ederim. Evet. Değerli gençler merhaba. Hedef Koç'un kanalına hoş geldiniz. Hedefe Ulaşanlar serisinde ön lisans KPSS ile devam ediyoruz gençler. Yanımda öğrenci Mert var. Mert'i bir önce tanıyalım. Ondan sonra netlerinden bahsedeceğiz ve bu KPSS sürecinde ne şekilde çalıştığını öğrenmiş olacağız. Evet Mert, sendeyiz. Hocam merhaba. Mert Ayben. 2019 senesinde liseden mezun oldum. Üniversite sınavına girdim. Baktım bir şey olmadı. Dedim bir sene mezuna kalayım. Mezuna kaldık. 2020'de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilk ve acil yardım, yani kısacası paramedik bölümünü kazandım. 2022'nin ocağından itibaren de sizinle beraber Ocak'ta başladık zaten. Gençler ben Mert'in netlerini bir söyleyeyim, ondan sonra sıralamasını söyleyeyim. Bak burada çok şaşıracaksınız, onu söyleyeyim. Niye? Sebep şu. Şimdi Türkçe'ye baktığımız zaman toplam kaç net yapmıştın? Yani 94,5. 94,5 yaptı ama Türkçe gençler 20 doğru 10 yanlış. 17,5 neti var düşünün. Matematik 29 doğru, 1 boş. Tarih 23 doğru, 3 yanlış, 1 boş. Coğrafya aynı şekilde biraz daha düşük. 13 doğru, 5 yanlış. Vatandaşlık ve güncele baktığımızda 14 doğru, 1 boş. O 1 boş herhalde günceldi. Evet, günceldi. Evet. Genel sıralamaya baktığımız zaman yaklaşık biliyorsunuz gençler 940 bin kişi girdi. Genel sıralamada 458. Branşta yani paramedikler arasında 196. zaten ilk atamayla gidecek. İnşallah. Bu hafta da inşallah başvurular başlayacak. Ondan sonra seni göndermiş olacağız. İnşallah. Şimdi Mert, çalışma düzeninden bahsedelim. Çalışma düzenine baktığımız zaman iki şekilde bir çalışma düzenimiz oldu zaten. Bir, Afyon'dayken. Evet. İki, kurstayken, buradayken. Şimdi Afyon'dayken yoğundun. Bir staj var, dersler var. Bir yandan vizelere çalışıyorsun, finallere çalışıyorsun. Evet. Bunun zorluğu da vardı. Bir yandan da KPSS derslerini ayarlamaya çalışıyor ki o zaman daha düzenimizi yeni yeni kuruyorduk. Sistemimiz yeni oturuyordu. Evet, sistem yeni yeni oturmaya başladı. Bizim görüşmeler zaten 3 günde bir, 4 günde bir görüşmelerimiz evet. oluyordu. Şimdi bu süreci bize bir kısa bir şekilde anlat. En azından hem okuyanlar için, şimdi 2024'te sınav olacak. Ya hali hazırda öğretmenlik sınavına hazırlananlar da var. Evet. Süreç hemen hemen aynı zaten. Pek değişen bir şey yok. Hocam evet. Şöyle bir süreç geçirdim ben açıkçası. 2022 Ocak sonunda sömestr tatiline Konya'ya geldiğim zaman ilk başta ofiste başladım çalışmaya. 40-45 günlük bir sistemimiz açıkçası burada oturttuk. 3-4 günde bir görüşmemiz, eğitimimiz, programımız oluyordu. Siz program hazırlıyordunuz bize. Öylelikle başladık. İlk denememi olarak başladım. 54 netle başlamıştım. Öylelikle başladık. Daha sonrasında ben Afyon'a gittiğimde de her 3 günde bir, 4 günde bir hem motivasyon konuşmamız, hem eğitim videomuz, hem de programlarımızı ayarlıyorduk sizinle. Benim için Afyon süreci gerçekten çok zorlu geçti hocam açıkçası. Millet üniversite ortamını çok sever, çok gezmeyi, tozmayı sever ama benim için öyle olmadı. Pazartesi, salı sabah 8, akşam 5 amele gibi hastanedeydim hocam. Çarşamba sabah 8, akşam 5 dersim vardı. Perşembe de sabah 8, öğlen 2'nin 3 yine dersim vardı. Cuma'da 2 saat bir dersim vardı. Onun harici full boştum yani. Cuma, cumartesi, pazar boştum sadece. Onda da zaten bizim yüklendiğimiz süreç cuma, cumartesi, pazar oluyordu. Pazartesi veya salı staj günlerinden bir tanesinde haftanın dinlenme günü veriyordu İsa hocam. Çünkü gerçekten vücudunuzu dinlendirmediğiniz sürece olmayan bir süreç. İlk baştan sıktığınız zaman sonunu getiremeyeceğiniz bir süreç bu. Afyon süreci açıkçası hocam benim için ipi koparmama oldu. Yani o bağı, derslerle aramdaki olan bağı koparmamak oldu. Daha sonrasında Haziran ayına kadar böyle bir süreç ilerledi. Vize final haftası müthiş bir gergin geçiyor mesela. KPSS derslerini olabildiğince en aşağı, evet olabildiğince en aşağı sadece tekrarlarımız oluyordu. Full okul derslerine yükleniyorduk. Haziran'a kadar öyle olduk. Sonra bir başladık. 458. olduk. 196. da branş. Branş'ta da 196. Onu unutmayalım. Şimdi Mert'in Türkçesi gençler kötü. Konuşmalarında zaten anlaşılıyor. Yani tuhaf tuhaf kelimeler çıkıyor. Evet, bunu da koyacağım bak söyleyeyim ben şimdi. Evet, şimdi matematiğe gelelim. Matematik 29 doğru, 1 boş.
Bu matematiği öğrenci nasıl halledecek? Sıfırdan öğrenci, orta seviyeli ve senin durumdaki bir öğrenci zaten halletmiş demektir. Hocam şöyle, ben üniversite senemde, üniversite sınavına hazırlandığım senede hallettim açıkçası matematiğimi. Bir vesile sayesinde 3 ay gibi bir sürede hallettim. Ben sıfırdım. Yani 2 bölü 4'ün 1 bölü 2 olduğunu bilmiyordum hocam. O kadar kötüydü benim matematiğim. Ama kendime bir hedef koydum. Dedim ki ya şu kadar sürede ben şu kitapları bitirmem lazım. Ki sıfır temeli olan arkadaşlarıma önereceğim şeyler. Antrenmanlarla matematik 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Yani kesinlikle müthiş bir temel oluşturur. Bazen soruyu çözerken kendi kendinize dersiniz belki. Ya ben salak mıyım da bunu çözüyorum. Ama gerçekten size temel oluşturan kitaplardan bir tanesi. Benim temelim o oluşturdu. Daha sonrasında ise farklı kaynaklar, gerek dershane olsun, gerek başka hocalarından edindiğim bilgiler olsun. Onların sayesinde farklı farklı kaynaklar çözerek bugünkü 29 doğru bir boşluk bir sürece geldik. Güzel de bitirdiğimizi düşünüyorum. Yani senin matematik daha çok YKS sürecine. Evet, YKS sürecine dokunuyor biraz açıkçası. Yani daha sonra zaten sen geldiğinde biz deneme yaptığımızda 20'nin üzerinde zaten matematiğim vardı. İlk deneme 54 netti hocam. Hı-hı. 14, herhalde 15-16 Türkçeydi, kalanı yani 27-28. 15-16 Türkçeydi. Sınavda da 17.5 yaptın zaten, pek fazla bir yerine başladığım yerde aynı yerde kalıyor. Ama denemeler daha yüksekti yani. Şimdi kesinlikle. Denemeye baktığımız zaman 26-25. Ben bir ara 29'a biliyorum. Dedim ne yapıyorum ben. Ama işte tamamen gençler bu bilgi değil. O sınav anını da yönetmek de ilgili bir durum. Aslında hepsi doğruydu. Sınav süreci. Sınav anındayken hepsi de 30'unda işaretledim. 30'da doğru. Sınavda oldu bilmiyorum. Sınavdan sonra bir şey oldu. 20 doğru. Hocam sınavda toplam 99 doğru. Yani 117 soru işaretledim. Bir matematik boşum. Bir tarih boşum. Bir güncel boşum var. 90, yani 117 soruda 99 doğru. 18 yanlış. Bu 18 yanlış. 10 tanesi 10 Türkçe. 10 tane Türkçe zaten. Yani oradan belki 4-5 yanlış gelseydi sıralamam daha da iyi olabilirdi. Yani sıralama zaten iyi de. Daha da iyi olabilirdi. Yani birinciliğe mi oynamak istiyordun? Ne yapıyordun? Olabilirdi hocam. Neden olmasın? Ya yani, olan nasıl oluyor? Şimdi genel kültüre geldik. Genel kültürden yani tarih 4 netle başlamıştın sen. Evet. 23 doğru, 3 yanlış, 1 boştu. Sınavda tarihi ne şekilde hallettin? Çünkü en fazla sıkıntı derslerden bir tanesi de tarih. Evet. Tarih bir türlü oturmuyor. Ezberleme. Bu tarih ne şekilde halledildi? Hocam şöyle, ben tarihi oldum olası yani beni çekmeyen bir ders açıkçası. Ama daha sonrasında olayların içine girdikçe, olayları kavradıkça yani artısı eksiyle baktığınız zaman olaylara gerçekten bir dizi sarmalı gibi sizi içine alıyor tarih. Ve girdaba girip güzel bir şekilde hallettik tarihi. Kendi içine çekiyor tarih açıkçası. Abdullah var hocam, benim çocukluk arkadaşım, lise hemşirelikten. Onunla beraber hallettik daha çok. Burada tekrarımızı yapıyorduk, dersimizi çalışıyorduk, sorumuzu çözüyorduk. Daha sonra beraber eve geçerken, ya Abdullah 20. yüzyılda şu nasıldı? Ya Abdullah 17. yüzyılda şu nasıldı? Şu padişah zamanında ne olmuş? Gibi birbirimizi yineleyici soru soruyorduk. O mesela diyordu, ya ben Lale Devri'ni bilmiyorum diyordu, atıyorum. Yani ben ona eve gidene kadar Lale Devri'ni anlatıyordum. Ben de bir kez daha pekişmiş oluyordu ki ben onu anlattığım için ona da pekişmiş oluyordu. Full tekrar vesilesiyle tarihi halletmiş olduk hocam. Birbirimize katkımız çok oldu. Bir tarih buddy bulun yani yanınıza. Tarih buddy kesinlikle lazım. Şimdi bir de şu vardı. Yani beraber gidiyordunuz. Yani Abdullah başta olmak üzere. Abdullah teker teker soruyordu. 5-6 kişi gittiğinizde bunun etkisi de çok fazla, evet, oldu. Ya hocam bir de şu vardı. Arkadaş ortamında birbirimize rezil olmamak adına bile çalıştığımız oluyordu yani. Ya sen şunu mu bilemiyorsun ya denmesin diye bile tarih çalışımı oluyordu neredeyse. Ama gerçekten bu 5-6'mızı da olumlu etkileyen bir süreç oldu. Gerçekten hepimizin tarihi de üst seviyeye geldi. Hem milli kültür olarak hem bir genel kültür olarak gerçekten bize çok büyük bir katkısı oldu. Evet. Darısı Abdullah'ın başına. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Şimdi tarih tamam. Şimdi coğrafyaya ben çok şaşırdım aslında. Coğrafya ön lisans biraz zordu açıkçası da. Şimdi coğrafya senin genelde 17-18 yaptığın bir derste. Hocam, 13'e 5 nasıl oldu? Ben ona çok şaşırmıştım. En kötü 15'e 3'ü görmüştüm ben denemelerinde. Zaten, hı, tuttuğumuz istatistiklerde de baktığım zaman en kötü 15'e 3 olarak görmüştüm. Gerçekten coğrafya bizim için zorlayıcı, hı, oldu hocam. Zaten ben sınavdan çıktıktan sonra da aileme demiştim. Ya beni coğrafya batırır ya Türkçe batırır. Hı. Allah'a şükür ikisi de salladı beni. Ya bazı dersleri zorlayacaklar yani. Yani eleyici olması adına bu sene yani, coğrafyayı seçtiler. Tarihten ziyade coğrafyayı seçtiler. Şimdi vatandaşlığa geldik. Vatandaşlık da aslında şöyle bir gıcık konudur. Hiç o zamana kadar duymadığımız konular. Genelde ilkokulda, hayat bilgisi derslerinde, demokrasi derslerinde gördüğünüz şeyler. Ve güncel de var tabii ki. Güncel, evet, bir konusu yok. Her şey çıkabilir. Her şey çıkabilir.
genel kültürden çıkabilir veya güncel olan şeylerden çıkabilir. Vatandaşlığı artı günceli nasıl hallettin? Hocam şöyle, vatandaşlık ya, ÖSYM bizden şunu istiyor bence KPSS'de. Ya bu memur da en detayı bilmesin de ya genel bir hukuk kavramlarını bilsin istiyor bence ÖSYM. Ben Emrah Vahap Özkaracı Hoca'dan dinledim vatandaşlığı. Gerçekten de sadece bir boşum var o kısımdan, o da güncel zaten. Bu da hocam alışık olmadığımız kavramlar olduğu için çok fazla çok hukuki kavramlar var ve gündelik hayatta kullanmadığımız kavramlar var. Yani bunu aldığın zamanlarda oluyordu hocam, ben bıktım artık. Aşırı ya, başlarım vatandaşına deyip bırakıyorduk hocam yeri geldiği zaman ama. De bıraktım hocam ben. Siz bıraktırmıyorsunuz Allah razı olsun. Ama yapılmayacak bir ders değil hocam. Üstüne gittiğiniz zaman ben mesela son 1,5-2 hafta hiç tekrar etmedim vatandaşlığı. Sadece sınavdan önceki cuma günü video ders notunu birinci sayfadan açtım. 3 saat boyunca tekrar ettim. Bir daha da çalışmadım sınava kadar. Şükür güzeldi de bir sonuç. Evet, son bir ayda biz güncel üzerine çok fazla yoğunlaştık. Az önce söyledim, güncelin herhangi bir konusu yok. Ama ben şuna dikkat ediyordum. En azından günlük bir yarım saat de olsa farklı farklı videoları izleme taraftarıyım ki öyle verdik zaten programda. Kesinlikle. Yani onların faydası oldu mu? Hep oradan mı çıktı? Hocam şöyle açıkçası 6 tane güncel bilgiler sorusu çıkıyor. Ne soracağı belli değil. Hocam kursta vermiş olduğumuz programlar dahilinde 30 dakika 45 dakikalık günlük güncel bilgiler videolarımızı izliyorduk. Onun haricinde ben eve giderken kulaklığımdan açıyordum, kapatıyordum. Kulak aşinalı olsun diye duruyordu. Allah'a şükür hep çalıştığım yerden geldi. 5 tane şart dedim. 5'i de doğru geldi. Onun haricinde yani sürekli bir video izlemeye bağlı bir şey aslında güncel bilgiler hocam. Ya şimdi bana çok fazla soru geliyor. Tamam, ben koçluk yapıyorum. Dershane faydası oluyor olmuyor demiyorum ama temeli çok zayıf olan öğrenciyi ben genelde dershaneye yönlendiriyorum. Ya bu süreçte özellikle genel kültür, genel yetenek kısmında dershane şart mı? Tamam, faydasını gören çok oluyordur. Yani ben yanlış anlamayın kesinlikle. Dershane senin için, sen dershaneye gitmedin. Yokluğunu hissettin mi? Dershanenin yokluğunu hissetmedim ki şöyle hocam. Yani dershane kesinlikle şart diyemem. Ama temeli hiç olmayan, zayıf olan arkadaşlarım için öncelikle bir dershane süreci, daha sonrasında bir koçluk süreci geçirirlerse. Ya koçluk olmasa da olur yani ama temeli çok zayıfsa dershane ve o dershane ortamında çok iyi kullanabilirse zaten başarıya ulaşır. Evet, onlar için daha verimli olur hocam. Biz temeli olan da çalışmaya başlayan insanlar olduğumuz için bizim için açıkçası dershaneyi ben boş gördüm. Yani tamam, gerçekten sorularımı çözdürmek için gerçekten güzel bir şey. Mesela matematikte yani bir formül geliyor ama o formülün nereden geldiğini bilmiyorsun. Onu sorabilmek adına dershane gerçekten güzel. Yapabiliyorlarsa soru çözümleri için dershaneye gitsinler. Ayrıca denemeler için olabilir, güzel olabilir yani onlar için. Bu şekilde dershane ben mecburi diyemem. Tamam. Ama faydalı olabilir mi giderlerse faydalı olabilir kendileri için. Ama ben kesinlikle eğitim koçluğunu daha fazla öneririm. Dershane deneme dedik ama denemeyi zaten biz burada yapıyorduk. Toplu denemelerimizi yapıyorduk. Hatta yani son bir aydı herhalde. Evet, bir ay. Seri denemelere başladık. Son iki hafta artık günde iki deneme yapmaya başladık. Üç denemeye çıktığımız zamanlarda da oldu. Optik zaten kullandık. Yani tamamen sınav provası yapmış olduk. Evet. Evet. Ya hocam şöyle, ben sınavı kesinlikle deneme kazandırır. Hı hı. Ben bunu kesinlikle söylemeliyim. Çünkü denemede yaptığınız bir soru gerçekten sınavda da çıkabilir. Aynı zaten çıkabilir. Deneme sürecinde senin netleri iyice oturdu. Kesinlikle. Yani ben 85-90 nete geldim ama denemeyle birlikte daha fazla. En fazla 108 neti gördüm ben sınav sürecinde. Ama gerçekten denemeyle artan bir şey. Seri denemeler kesinlikle çok faydası var. Biz son bir ay başladık denemelere. Günde bir hafta boyunca birer kere çözüyorduk günde. Daha sonra 2'ye çıktı. Son hafta 3'e çıktı. Dedim Allah ne oluyor? Yani çok yorucu da bir süreç geçiyordu süreç hocam. Süreç yorucuydu yani. Yorulmak da gerekiyor sabah açıkçası. Sabah bir deneme çözüyorduk. Öğlen bir deneme çözüyorduk. Akşama doğru bir deneme daha çözüyorduk. Yorucu bir süreç oluyordu ama kesinlikle netler açısından müthiş bir faydasının olduğunu, yani müthiş bir faydasını gördük. Şimdi YouTube kanallarından bahsedelim. Ondan sonra motivasyon konusuna geçeceğim. YouTube kanalları. Yani dersler şöyle belli başlı kanallar var zaten. Sen en fazla hangisinden yarar aldın? Hocam onlara şöyle, ben çok ders olarak söyleyeyim bunu. Ben Türkçe'de ilk başta Yelda Hoca'yı dinlemiştim. Ama daha sonrasında memnun olmadım. Aker Hoca'yı dinledim. Türkçe için Yelda Hoca ve Aker Hoca'yı tavsiye edebilirim. Matematik için sadece takıldığım geometride birkaç... İzlemedim. Birkaç konuda soru nasıl çözülür ona baktım. Geometride baktım ona. Ya şimdi baktığında benim hocam zaten matematik için birebir. Kesinlikle. İlyas Hoca. İlyas Hoca. Onun anlatımları daha güzel oluyor.
Tarih için Ramazan Yetkin'den video ders notları izledim. Video ders takip defterinden takip ederek videolarını izledim. Daha sonrasında Aydın Yüce'yi izledim. Bir hocamız daha Mehmet var. Mehmet Celal hocamız vardı. Mehmet Celal Hoca. Ben 3 hocayı da izledim açıkçası ama ağırlıklı olarak Ramazan Yetkin hocadan gittim. Coğrafya için ilk başta ben Bayram Meral'i izledim. Hatta siz bize tavsiye bulmuştunuz hocam Engin Hoca'yı izleyin diye. Engin Hoca'nın 60 küsur videosu vardı. Bayram Hoca'nın 36 videosu vardı. Dedim ben Bayram Hoca'dan devam. Oradan devam ettik ilk başta. Bayram Hoca'nın videosunu bitirdim. Sonrasında baktım eksiğim hala. Bir şeyler oturmamıştım. Engin Hoca'nın bir 20 videoluk bir tekrar şeyi vardı hocam. Onu izledim. Öylelikle coğrafyayı da pekiştirdik de 13'e 5 geldi. İşte fazla da pekiştirememişiz. Vatandaşta da dediğim gibi Emrah Vahap Özkaracı Hoca'yı dinledim. Böyle Esra Hoca var. Esra Hoca ve Emrah Hoca. Erdal Hoca var. Erdal Kesekler'de. Evet. Erdal Kesekler Hoca. Şimdi motivasyon sürecine geleceğiz. Yani sınav sadece bilgi değil. Motivasyon çok çok önemli. Eğer iş motivasyonunuz yoksa zaten siz ders çalışamıyorsunuz. Sizi itekleyen birilerinin de olması lazım. Bu sadece bir koç anlamında söylemiyorum. Aileniz sizi itekleyebilir. Normalde hocanız itekleyebilir. Bir arkadaşınız itekleyebilir. Bu süreçte motivasyon çok önemliydi. Şimdi Mert, motivasyonu ne şekilde sağladın? Hocam. Daha çok yani tamam itelemeleri bir kenara bırakırsak iç motivasyon nasıl oluştu? Bazen düştünüz. Ha yazı biz çok iyi değerlendirdik. Herkes gezerken biz ofise geldik tamamen çalıştık. Yani sabah bir başlıyordunuz. Akşam dediğimiz gibi saat 10'a kadar devam ediyordunuz. Evet. Yaz bak yazdan bahsediyoruz. Ya yazda bir de o sıcakta gerçekten ders çalışmak çok zor bir şey. Yani. Gerçekten çok. Arkadaşlarım story atıyorlar. Bakıyorlar tatilde herkes plajda cevap. Ben burada elimde kalem matematik çözeceğim yani. Gerçekten kötü hissettiriyordu ama bir şeyleri başaracak olmanın verdiği his yani o hissiyat yetiyordu hocam açıkçası. Ya şu anda da pişman mısın? Kesinlikle değilsin, değil. Kesinlikle. Yani şimdi 2 hafta sonra atanacaksın. Memur olarak görevine başlayacaksın. 21 yaşında taze bir 21 memur. Yaşındasın yani bir de. Evet. Yani çoğu kişiye bakıyorsun düzenin oluşana kadar atanana kadar 30 yaşını buluyor. Dış motivasyonu zaten söyledik. İtelemeler oluyor işte. Benim desteğim vardı. Arkadaşların desteği vardı. Ama önemli olan bu iş motivasyonu sağlamak. O iş motivasyonu nasıl sağladın? Yazın kocaman bir yaz tamamen kurstaydınız. Evet. Sabah bir başlıyordunuz. Akşama kadar ders çalışmayla geçiyordu. Evet. Ya hocam şöyleydi. Ben açıkçası gerçekten ya çok çabuk pes eden birisi değilim ama çok çabuk düşen birisiyim. Modu çok çabuk düşen birisiyim. Bir deneme sonucum atıyorum 90 netten 78 nete düştüğü zaman ben harbiden bir iki gün sallıyordum. İç motivasyonumuzu ben daha çok şöyle sağlıyordum hocam. Ya annen, abin, babam bir destek veriyor. Arkanda duruyorlar. Hadi maddiyatını da boş verdim hocam. Manevi olarak bir destek veriyorlar ve senden bir beklentileri var. Bunları boşa çıkarmaman lazım. Onların alınları dik bir şekilde yürümesi lazım diye sürekli bir kendimi telkin ediyordum. Bu video vesilesiyle onlara da çok teşekkür edeyim. Gidip birebir yüzlerine böyle pek söyleyemem ben de. Anne, baba, abi gerçekten çok büyük desteğiniz oldu. Bu şeyde çok teşekkür ederim. Emeklerinizi boşa çıkartmadım. Hayatınız boyunca da öyle olacak. Şimdi Mert, bizim atanacağımız zaten artık kesin. Çünkü branş sıralamasına baktığımız zaman 196.'yiz. Bu hafta dediğim gibi yine aynı şeyde kılavuz açıklanacak. Yani evet, muhtemelen tabii ki değişiyor. O yazının gelmesi, evrak işleri falan. Bazen bir ay buluyor, bazen 3 ay, 4 ay, bazen 6 ay buldu oluyor. Hocam puan aldık ya. Yani puan aldık artık atanacağız. İnşallah. Peki atanacak olmak nasıl bir duygu? Hocam şöyle 21 yaşında olup da atanacak olmak güzel bir duygu açıkçası. Çünkü hocam evdekilerin bir beklentisi var ve ben bunu karşıladım. Artık bunu da evde konuşuyoruz. Gerçekten onlara güzel hissettirebilmek, oğlumuzun atanacak olmasının mutluluğunu, yaşadıklarını görmek benim için de gerçekten çok güzel bir mutluluk. Ve bazen böyle gece yatarken düşünüyorum, kendi kendime diyorum ya 21 yaşında memur olacaksın. Oğlum hayat sana güzel ya falan diyorum kendi kendime. Ama gerçekten çok güzel bir his. Annemin, abimin, babamın yüzünde o mutluluğu, o tebessümü görebilmek gerçekten her şeye değer bir şey hocam. Biliyorsunuz yani 2 senede bir yapılıyor memurluk sınavları. 2024'teki adaylar için. Şu hatayı yapmasınlar dediğin veya şöyle daha erken başlasınlar, şu tarihte başlayabilirler dediğin tavsiyeler nelerdir? Orta düzey, yani bir deneme çözüp 50-55-60 net yapan bir adam Ocak'ta başlasın abi. Hı. Ocak, Şubat civarı başlasın ama onun öncesinde yani mesela atıyorum 30-40 net yapan birisi
temel oluşturmak adına matematikten başlasın matematik, en azından. Sadece hocam. Matematik. Eylül, Ekim, yani. Kasım civarında matematikten başlasın. Ki o zamana kadar o süreci de toparlayabilir. Hocam kesinlikle ya, arkadaş ortamı çok önemli. Ya benim bu 92.88 puan almam, sıralamamın 458 olmasında benim Afyon'daki yurttaki arkadaşlarım, buradaki arkadaşlarım, onlara gerçekten minnettarım, çok teşekkür ederim. Burada Abdullah vesaire kurstaki diğer arkadaşlarımız. Gerçekten onlara çok teşekkür ederim. Abdullah yani Serap'ın. Abdullah, Serap, Yaren, Zeliha, Tuğçe, Havva. Gerçekten hepsine birer Ceyda. O trip atar şimdi, onu da söyleyeyim. Birer birer onların gerçekten hepsine teşekkür ederim. Onlara minnettarım. Çünkü gerçekten arkadaş seçim bunda çok önemli. Afyon'daki yurttaki arkadaşlarım hocam çoğu zaman bizim görüşmelerimiz olur diye sizin bir program yapıyorlar mesela. Mert'e bir sorun ya, İsa Hoca ile kaçta görüşecekmiş. Ona göre bir program çizerlerdi. Onun arkadaş çevresi kesinlikle çok önemli bir etken bunda. Arkadaş çevresini düzgün tutsunlar. Zaten aile desteği kesinlikle olmalı. Aile desteği olmadan olmuyor. Ve motivasyonlarını asla düşünmesinler. Motivasyonu düşürdüğünüz zaman girin abi YouTube'a. Yazın oradan motivasyon videoları. Veya gelin İsa Hoca ile. 10 numara oluyor. Güzel bir süreç geçireceğinizi ümit ediyorum. İnşallah nice 458'inciler de siz olursunuz. İnşallah inşallah. Yani bu arada ben teşekkür ederim. Yani bu süreçte gerçekten güzel çalıştım ve çalışmaktan zevk aldım. Öğrencilerden bir tanesin zaten. Teşekkür ederim hocam. Mutlu oldum ya, fark ettiniz mi? Şu an çok heyecanlı zaten. Evet. Tekrar tebrik ediyorum. Şimdi paramedik olarak zaten iki öğrencimiz vardı. Birinci Mert oldu zaten. Diğeri de Rabia Ceren. Rabia Ceren'le de bir video çekeceğiz zaten. Ve kursta da zaten ön lisans alanında birinci olmuştu. Bilmiyorum Konya'da kaçıncı oldum da ona bakmak lazım. Hocam ben o önümdeki 190, yani branştaki 195 kişiyi araştırdım, buldum. Şu anda Konya'da benden yüksek yok. Buldun yani. Evet. Vallahi tebrikler yani. Yani şu anda tercih verecekler arasında Konya'da ilk yazacağım yere gidebilirim diye ümit ediyorum. Bu puandaki, bu başarıdaki bir %100'lük bir başarı varsa %51'i Hedef Akademi İsa Tokman'dır. %49'luk bir başarı da benimdir diyebilirim ama bu %49'luk başarının da %30'u abimdir. Abime de teşekkür ederim bu arada. Teşekkür faslı bittiyse biz de videomuzun sonuna geldik. Evet gençler, doğru hedeflere emin adımlarla ulaşmanız dileğiyle. Hoşçakalın.